Hem Dünür'ün hem kayınbiraderin. Dünür'ün de aynı zamanda değil mi Cengiz Bey? İki kardeşle evet, evliler hocam. Yani. Hem Dünür'ün hem kayınbiraderin. Evet doğrudur hocam. Kayınbirader tamam. İnsanın eşiyle, nesi oluyor? Eşiyle, evet. Cengiz Bey'in ha, eşiyle abi. Niyazi ha. Bey'in eşi kardeş. Evet. Diyor ki kardeş, tamam kardeş. Kızını 50 bin lira senetle oğluma verdi. Daha önce de beni 12 bin lira dolandırdı. Diyormuş. Şimdi Müge Hanım, aramızda uzun zamanlara dayalı bir husumet var. Bu onun konuları değil, bu meselemizin konuları değil. Ben kimseyi dolandırmadım. O senetlerimizin de açıklaması vardır. O diğer bahsettiği şeylerin de açıklaması vardır. Cengiz Bey, size reklama girmeden önce sordum. Vallahi bence iki seçeneğiniz var. Eğer siz de dolandırıldığını düşünüyorsanız o zaman bu arkadaşlarla tutuşacaksınız el ele. Beraber siz aynen, de bütün aynen, isimleri, aynen. Telefonları şu vereceksiniz, anda, savcılığa başvuracaksınız. Şu anda ben de şu anda ben de o insanlar gibi mağdur durumuna düştüm. Benim iyi niyetimi kullanarak bu insan demek ki bu insanları dolandırdıysa aynı şekilde yalan ben de söyle, o, yalan, onlar yalan, gibi şikayetçiyim. İnanmıyorum. Hı? Yalan söylemiyorum. Yalan. İnanmıyorum. Ekrem Şimşek isimli zaten oradaki insanlar biliyor. Ben şimdi, evet onlar tanıyorlar zaten. Ben de aynı şekilde gelenimi bu, şimdi, o insan buldu. Müge'n ablam söz hakkı alabilir mi? Buyurun. Ben de onların şimdi, iyi niyetine dayanarak bu diğerlerini gittim. Cengiz Çelik'e ben yola çıkmadan Hatay'a giderken dedim ki Cengiz bak biz köylüyüz yüz yüze bakıyoruz birbirimizi salından tutacağız. Ha. Yani sağlamsak otur benim. Yok kardeşim iptir Allah sonra bana güven dedi. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Ben bunun lafına... Çünkü benim gelenim 6 yıldır duruyor, o insanlar vesile olmuştu. Müge Hanım yalan söylüyor. He? Biz araba kiraladık, gidiyorduk Hatay'a. Benim gelenime ona bunlar getirmedi dedi. Ay, insanların benim iyi niyetimi kullanarak dolandırıcılık yaptığını ben bilemem ki. Tamam, ben eğer de... ki şu ama... an durum onu gösteriyor zaten. Ben de o insanlardan şikayetçiyim tamam, aynı peki, şekilde. Peki kimlerden şikayetçisiniz yani siz? Bu benim tanıdığım, benim gelinime vesile olan Ekrem Şimşek. Onun da hanımının bu simsar takımı varmış. Mehe Zekkur isminde Suriye uyruklu. Kocası Ebu Hasan Zekkur. Biz yandık bu ya. Hanım işlerini onlar ayarlıyormuş. Ekrem'in yalan hanımı mı? Biliyor yalan. Bu işleri. Yalan, yalan. Yani ben şunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Eminim izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Yani... Suriye'den, savaştan kaçıp geldiler. Tabii ki biz de komşularımıza açtık kapılarımızı. Evet. Şimdi yani şimdi bunlar biri oldular da Türk erkeklerini mi dolandırıyorlar yani? Ve buna da yine kendi vatandaşının dolandırılması için yine bu birileri ülkemizden birileri de aracılık mı ediyor? Yani bu ne demek yani? Bunu bir anlayanınız şimdi, var mı? Yani bir şey söyleyeceğim. Aynı, her şey bir kenara. Hadi biz aynı ailenin içindeyiz. Aynı birbirimize koyuyorlar. Onu bunu yapıyoruz ama yani gidip de kamplardan kadınları alıp çıkartıp insanların köylerine gönderip paralarını toplayıp bileziklerini aynen toplayıp öyle. Getirmek neye sığar yani? Öyle değil mi? Kamplardan kızları alıyorsunuz. Doğrudur. Doğru haklısınız. Aynı şekilde. Demek ki biz de iyi niyetimizi suistimal edilmiş. Biz de dolandırılmış oluyoruz o zaman. Size ne kadar verdiler o dolandırdı dediğiniz kişiler? Ha. Müge Hanım ben kimseden para almadım. Siz de kimseden bir komisyon almışsınızdır. Bu iş için para talep etmedim. Ben de kimseden şu kadar sizden şunu isteyeceğim demedim. Tamam ama verdiler hayır, bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte şahıslar yanınızda oturuyorlar. Sorun. Paraları size vermişler Cengiz Bey. Gayet net söylüyorlar. Mustafa parayı biz Cengiz Bey'e verdik diyorlar. Kesinlikle. Yalan mı söylüyorlar? Hayır. Hayır Müge Hanım yalan söylüyorlar. Ben kimseden yalan söylüyorlar. Müge abla, bu olayda kimseden bir para talebim olmamıştır. Cengiz ben sana evimde. Çek yatım üstüne 5000 lira para saydım mı saymadım mı? İyi günler. Oradaki üçü de yalan söylüyorlar Müge Hanım. Hangi konuda benim yalan benim eşim bunlarla beraber bir sene kapıda beklediler. Bir sene.
İlle bize gelin getir, ille bize gelin getir. Ben yine de dedim ki bak Cengiz kimseye vesile olma. Yok benim köylüm, yok benim arkadaşım. Ve bir kuruş para getirmedi. Ben bak şu kolumla ben fabrikalarda çalışıyorum. Bunun o kadar parası gelse ben neden çalışacağım? Ve o Osman'ın 10 milyar lira parasını gitti aracılardan aldı. Kardeşinin şahitliği de var. Kardeşine teslim etti. E tamam da yani 50 bin liradan 10 bin lira geri gelmiş. Bak geri... Mahir 2'ne de gitti. Mahir 2 sahte bilezik takmış. Otellere götürmüş kızı. Otellerde o olan... Hiçbir suçlamayı kabul etmiyor. Hanımefendi başka kimsenin kapısına gitmiyorlar da... Bir seneden beri Mugan'ım, bunlar, sizin kapınızı niye arttırıyorlar yani bunlar? Çünkü benim adam beni kuruşlara getirmedi. Misiniz? Bak ben bu kolumla çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki... Ve fabrikada çalışıyorum. Üç aile bir yerde yaşıyor. Neden o zaman paramız çoğdu da biz niye buna şey yaptık? Valla erkekler de kazandıkları almadı. Her parayı eve getirmiyorlar ablacığım. Sen de ve biraz gözünü aç. Ve 10 milyar lirasını da... Yani keşke her kazandığı para, öyle kazandığı gitti, parayı karısının eline sayan adam bulduğunu öpüp başına koyacaksın yani. Mahire de gitti. Şimdi 10 bin lira bahsediyor. 10 bin lirayı aldım, kendi aldım hocam. Susmuyor ki kardeşim. 10 bin lirayı inkar gelmiyorum. Aldım ben 40 bin lirayı. Bir dakika bir bitirdim onu. Mersin'de diyor olduğunu duyunca sahte bilezik açığa çıkınca. Sahte bilezik açığa çıkınca aman Cengiz dönelim. Başımıza iş alacak diye geri dönmüşler. Geri mi dönmüşler? Ne yapmış? Peki Mustafa ne yapmış o zaman? Benim adam hasta halinde 3 kere gitti. Mustafa ne yapmış? Mustafa Bey de getirdi. Ha. Burada yedik içtik. Götürdü ve ona param yok diye altın takmamış. Bilezik takmamış. Karı gitmiş. Bir tane bilezik yaptırmış. 3 milyar liralık. Bir buçuğunu avrat vermiş. Bir buçuğunu da kendi vermiş. Ha. Ve sabahleyin demiş ki kalk şeye gidelim. Annem gile gidelim. Ben gitmeyeceğim. Sen git. Sonra kadın bak gelim diye yalvarmış, yakarmış bu getirmedi. Hepsine bir bahane. Mustafa Bey bundan önce bir tane daha evlenmiş yabancıyla. Müge abla Halil Bey bağlansın kaç lira verdi bileze. Hanımefendi yani siz de bir hanımefendi olarak yani bu evlilikte önceliğin bilezik mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bunları tabii getirdiğin kıza iki tane bilezik takacaksın. Orada niye? Kesiyorlar. Niye? Ben de gelinimi aynen yaptım. Ay niye? Niye bu köyde Türk'ten alınacak yaptırmayacağım Müge annem? Yaptırırsın yaptırmazsın. Herkes çalışır kendi bileziğini kendisi alır. Müge Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Ama orada diyeyim bir kesim var. Hem süt parası veriyorsun hem aracılara veriyorsun. Hı-hı. Oradan da alıp geliyorsun o sözünü yerine getiriyorsun. Simsar ne demek simsar? Simsar kelimesi mesela bir evlilik aracılığında kullanılabilecek bir kelime mi simsar? Simsarın tam şimdi, TDK'daki bak, size her şeyin bir şeyini bedeli de bulacağım. Vardır. Olur mu ya? Peki sizin eşiniz bir bedel alıyor mu? Komisyoncu. Yani mesela ev satarken simsar kelimesini. Simsar kelimesi Anadolu'da ne için kullanılır? Kim için kullanılır? Arabalarda. Ve? Hayır ben biliyorum. Ve hayvanlarda. İkisinde otobüs terminalinde bilet satanlardan simsarlık yaparlar. Bir de hayvan satımında. He. O kadar. Yani şimdi siz Nevşehir'den kalkacaksınız. Evet. İşiniz gücünüz yok karı koca. Bu adamları alacaksınız oraya götüreceksiniz. Sonradan da tutacaksınız kendi köylünüzü kötüleyeceksiniz. Ben, bu mudur hanımefendi? Ben gitmedim. Ben sadece Mustafa'ya gittim. Onun da hiç kimsesi. Onun da önce evli olduğunu bilseydim. Yabancıyla evlenip boşandığını bilseydim. Gitmezdim. Hanımefendi. Siz evinize bugün gelen birisi sizin kızınızı alıp götürebiliyor efendim? Mu akşamına? 3 bilezik veriyorum. Veriyor musun kızını? Bugün gelip alacağım, götüreceğim. 3 bilezik. Ben öyle getirdim bak Müge annem. Ben 2 bileziğine getirdim. Ha. Süt parası verdim. Sen kendi kızını veriyor verdim. Musun? 6 senedir de sen evimde gelinlik kızını, yapıyor. Sen kendi kızını verir misin? Severse veririm, niye vermeyeceğim? Sevmek yok. Sevmek var mı? Geleceğiz, bir odaya geçeceğiz. Türkçe'de konuşamadığı için anlaşamayacağız. Vereceğiz 2 bilezik, ama verecek misin?
Verecek aha, misin? Anası aha, yok. Evet ya da hayır. Görüşüyorlar. Hayır. Verecek misin? Ne anlaşıyorlar odaya gitmişsin? Ya aldığı gün akşam götürüyor. Sabah yataklığına katıyor kadın. Suriyeli gelinim var. Allah Allah. Suriye... 10 dakikada ne anlaşacaklar? Hayır ne veriyorum ben sana Suriyeli gelinini sormuyorum. Kendi kızını veriyor musun diyorum. Verir misin diyorum. O gönüle kalmış bir şey mi? Gönlüm sen benim kızımı niye işte ortaya sokuyorsun şimdi? Bir dakika. Ha. Kimi herkese kızını sokayım niye? Yani sana gitti geldi Amerika'dan birisi geldi. O İngilizce konuşuyor. Senin kız İngilizce bilmiyor. Geldi senin odaya. Dedi ki al sana iki bilezik. Ben senin kızı çok beğendim. Verir misin Amerikalı'ya gitsin? Allah aşkına ya verir misin vermez misin? Ben vermem mi bugünüm? Vermem. Vermezsin. Sen vermezsen Hatay'a gidip Hatay'a gidip bir tane ev açıp aynı kadınları, aynı adamlara simsarlayıp pazarlama, pazarlama işte komisyon. Pazarlamanın adı ne? Bunun adı ne ya? Ya insanlara yaptıkları şeyin adını söylemeye utanıyorum ben. Evet. Yani bunun Türkçe'de de adı var. Biz onun söylemeye utandığım için yok komisyoncu da yok simsarcı da yok. Bunun adı gayet belli. Sizin kolunuz hasta fabrikada çalışıyorsunuz. Kocanız niye o zaman bundan para kazanmıyorsa... Bir işe girip çalışmıyor da gidip bu işlerle vakit geçiriyor. Buradan bir kar yoksa, hayır, benim kocam bir para kazanmıyorsa. Çalıştı, çalıştı bu zamana kadar emekli olacak. Bakın siz tek başınıza mı evi geçindiriyorsunuz hasta kolunuzla? Hayır oğlum çalışıyor ben çalışıyorum. Kocanız niye çalışmıyor? Kocanız ne iş yapıyor? Kocam emekli oldu. Bu da çiftçilik yapıyor. Bir de boş vakitlerinde de evlenmek isteyen köylüleri Hatay'a gönderip kadın buluyor. Hayır evlenmek isteyen köylülere değil. Sadece 3 kişiye gittik. Daha onlar ne olsun da, daha ne yani? Yani gelenlere iyi davranmadılar. Bak Müge Hanım tek taraflı konuşma. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tek tarafın falan olmadığını herkes çok iyi bilir. Burada 3 tane senin köylün var. Üçünü de aynı eve götürüp 2 ayda 140 bin lira paralarından da oldularsa... Semiha Yankı canım benim Semiha ablacığım çok teşekkür ediyorum. Sen benim ne demek istediğimi söyleyerek yazmışsın. İşte aynen de bunun adı da budur. Alnından öpüyorum Semiha ablacığım. Yani herkesin de gerçekten insanların artık yaptığını söylemeye evet. Bizim terbiyemiz müsaade maalesef. Etmiyor. Maalesef zaten öyle. Eşin diyor tamam diyor dolandırıldılar ben de şikayetçi olacağım diyor. Niye sen bu kadar böyle ablacığım şey oldun? Evet dolandırdılar biz onların öyle olduğunu bilmiyorduk Müge Hanım öyle olduklarını bilmiyorduk karşı tarafın. Tamam o zaman dolandırıldıysanız siz de o zaman el ele tutucun gidin savcıya dilekçenizi verin. Ya hanımefendi siz biraz evvel bir şey söylediniz. Bunlar verdik, bir sene verdik, bir dakika dinler misin bir dakika bir dakika bunlar bir sene... Kapımızın önünde beklediler, rica ettiler, yalvardılar bize bu işi yapalım diye. Yalan. Diye bir kelime kullandınız. Doğru evet, mu? Evet, ha. Evet. Peki, yani bunlar evet. Sizin doğru. Evde bu işlerin döndüğünü bilmeseler, bu işlerle uğraştığınızı bilmeseler, niye sizin kapınızda bilmeseler, bekliyorlar? Hocam, hocam lütfen, hocam benim sırf gelinim Suriyeli diye 6 yıldır geldi... Oturuyor diye bunu bildikleri için kardeşim, geldiler. Kardeşim sizin evde siz manav değilsiniz ki elma armut satılıyor gelsinler almaya. Market değilsiniz ki yiyeceklerini alışveriş için gelsinler kapıya. Yani burada sizin evde bu işlerin döndüğünü bilmeseler kapınızda niye bir sene beklesinler? Sebep ne? Hocam bu ağır bir itham lütfen. Hayır ben altını çizerek tekrar ediyorum. Ama sizin eşiniz bak köylülerim biliyor. Cengiz Bey eşinizin söylediği kelimeyi sordum. Dedim ki siz biraz önce bunlar benim kapımda bir sene bekledi dediniz mi? Evet dedi. Bizim yayınlar kasete alınıyor. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Eşinize sordum evet dedi. Peki bir sene beklediklerine göre sizin evde, sizin tarafınızdan bu işlerin yönetildiğini bilmeseler niye başka adrese gitmiyorlar da
İlla sizin kapınızda bekliyorlar. Sebep ne? Yaşar hocam. Evet buyurun. İzahat cevap verin. Şimdi Cengiz hocam, Bey. Evet cevap veriyorum. Hocam, buyurun dinliyorum sizi. Gelinim Suriyeli. Bu simsarlar vasıtasıyla bulduk, getirdik. Ya iyi de şimdi benim gelinim Almanyalı olsa yani ben gideceğim bütün köye Almanyalı gelin mi bulacağım yani? Bu nasıl bir mantık yani? Diyelim ki Almanya'dan bir gelin getirmiş oğlu bana. Ne yapacak bütün köye Almanya'dan kız mı getireceğim ya? Bana ne? Ayrıca Osman Bey'in öbür gelini de Suriyeli. Şimdi Cengiz, öyle diyor. Cengiz güzel anlıyor. Benim gelinim de Suriyeli. Tamam, 6 yıl oldu getireli. 2 tane torunum var. Bir gelin ben daha getirdim. Bir dakika bakalım ne söylüyor bakalım. Ben niye bir Allah'ın kuluna vesile olmayayım? Gel sana kız getireyim diye. Bir de benim gelinim de Suriyeli. Öyle bir şey mümkün nereden mü? Nereden bulacaksın yani? Allah Allah. Bir de Müge Hanım dün niye iftira atmış? Ayşe hanginizinkiydi Ayşe? Ayşe bizimkiydi Müge Hanım. Ayşe arkadaşımız Ahmet Duymuş'a da 30 bin lira dolandırdı. Kızı getiriyorlar. Ayşe akşam pencereden kaçmış. Aynı. Altın bilezik aldırmışlar. Gece bilezikleri alıp pencereden kaçıyor. Bu olay 1,5 yıl önce oldu diyor. Aynı bizimki gibi hocam. Aynı hocam. Müge Hanım. Ahmet Duymuş beni aradı. Aynı beni de dolandırdılar dedi yani. Peki Adem madem öyle dedi de şimdi yayına girmeden önce ben buradan evet. Ayşe'ye sesleneyim geriye dönerse kabul edeyim niye dedin o zaman? Nasıl? Ayşe'ye seslenilmeyecek miydin? Hayır onu demedik. Yok eski karısına seslenmek. İlk önceki hanımına. Siz ilk iyice işler karıştı. İlk karına mı seslenmek istiyorsunuz? Evet i̇lki ya. Dediler dedik i̇lk. Yani. Biz. Vallahi gelirim onu, bilmem onu kabul Müge etmez. Hanım da. İlk seslen o zaman ne yapayım seslen artık. Ya kime istiyorsun? Vallahi Gelmez da. Müge abla. Ne bileyim sen dedim ben demiyorum bilmiyorum ki ya, ben ne vallahi. Bileyim. Müge abla bakar mısın? Dün Cengiz Çelik'in akrabası Ercan Çelik beni aradı. He. Dün yayını görmüş bana resmen hemen küfür etti. Etmiştir. İlk hemen açarmış küfür etti. Peki söz sahibine aittir. He. Evet Cengiz Çelik'i niye yayına verdin dedi. Ben dedim ki paramı almak için dedim. Dedi resmen ilk hemen küfür etti bana. Ay çok ortak noktanız var bu ya. Bu daha neydi ben örtmüştüm Müge Hanım'ın başına. Daha neydi ben örtmüştüm. Daha neyi biz örtmüştük gelince. Müge abla. Çok güzel yakıştıydı. Bir gün kalmadan gitti hocam. Yani gerçekten yani hepinize çok saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Hepiniz şimdi izliyorsunuz, hepiniz yayını takip ediyorsunuz. Ama hala da oradan kız, buradan kız meselesine nasıl gittiğinize gerçekten hiç akıl erdiremiyorum. Hadi Adem'i tutamadı diyelim annesi yani siz de. Yani ne bileyim bir anne devreye girer, hala girer, amca girer. Yani der ki yapmayın. Üzülüyorum. Anlıyorum.